Hayırlı akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Yüzyılın Seçimi programına hoş geldiniz. Öncelikle seçim dolayısıyla tabii ki yöremizin değerlerini siz sevgili izleyicilerimize bir tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii takipçilerimizden gelen yorumlarımızı da biliyoruz. Biz bunu öncelikle programımıza başlamadan söyleyelim. Sevgili takipçilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, bizim taraf noktasında bir düşüncemiz yoktur. Bizim kapımızı çalan bütün siyasi partilerimize yer veriyoruz, dinliyoruz ve kendilerini de siz sevgili izleyicilerimize aktarmış oluyoruz. Yine bugün ikinci bölge 28. dönem milletvekili adayı AK Parti'den Sayın Makbule Kaymak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyicilerimiz Sayın Makbule Kaymak yakın hem tanısınlar. Ne yapar, ne eder, siyasi zaman nasıl başlamış, neler olmuş? Tamam. Öncelikle tüm seyreden arkadaşlarımıza hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Daha sonra 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük depremden dolayı ülkeme, milletime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Daha sonrasında şu anda Bağcılar Zaralı Dost Meclisi'nde bulunuyoruz. Bağcılar Belediyesi personellerinden deprem dönüşü hayatını kaybeden dostlarımızın, meslektaşlarımın ailelerine sabırlar diliyorum. Ülkemiz inşallah daha böyle acılar yaşamasın. Kendimi tanıtayım. Sivas Zara doğumluyum. Zara'da doğdum, büyüdüm. Liseyi orada birincilikle bitirdim. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. İstanbul'a geldim. İstanbul hayatım böylece başladı. Daha sonra büyük öğrenci affından dönerek mesleğimi elime aldım ve Kağıthane Belediyesi'nde sözleşmeli mühendis, inşaat mühendisi olarak göreve başladım. İlk olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev aldım. Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü'ne geçtim. Bu arada yüksek lisansımı tamamladım. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ortaklaşa bir programı olan burslu bir yüksek lisans programında yerel yönetimlerde yüksek lisansımı tamamladım. Tezimi 6306 sayılı Afet Kanunu ve Kentsel Dönüşüm üzerine gerçekleştirdim. Şu anda da İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde deniz politikası alanında doktora eğitimimi sürdürmekteyim. Siyasete atılmam meslek hayatımdan önce Kağıthane Belediyesi, Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kadınlar Kolu'nda göreve başladım. Daha sonra biz memur olunca dolayısıyla üyeliğimiz düşüyor. Siyasi çalışmalara katılmamız engelli oluyor, yasak oluyor. Doğru, bu yüzden doğru. Memuriyet hayatım devam etti. Şu anda memuriyetten istifa ettim. İstanbul 28. dönem 2. bölge adayım. İnşallah Rabbim nasip etsin. Amin. Makbule Hanım, tabii sizin tanıtımınızda çok güzel şeylerden bahsettiniz. İlk önce yüzyılın afetinden gördük ve canlarımızı kaybetmiş olduk. Ve canlarımızı kaybederken de tabii bu kadar da hastalarımız, rahatsız olan hemşerilerimiz kaldı. Siz kendinizi takdim ederken kentsel dönüşüm noktasındaki bir birikiminizden bahsettiniz. Evet, evet. Yani yeterlilik noktasındaki eğitimini aldığınızı, aslında şu anda içinde bulunmuş olduğumuz İstanbul'da da bu sıkıntıyı net olarak görüyoruz. Çok. Ve sizin gibi birikimli, değerli olan insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Bu bir. İkincisi, AK Parti neden AK Parti? Kendimi en uygun gördüğüm, ilk önce AK Parti'nin gelmesi yoksulluk, yolsuzluk ve bunlarla mücadeleydi. Ben kendimi onlara çok yakın gördüm. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın dürüstlüğüne, samimiyetine çok inanıyorum. Asla ve asla ondan vazgeçemeyiz. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın 20 yıldır yapmış olduğu çalışmaları takip ederekten. Kesinlikle. Biz, her dediğini yaptı. Ben bir kesinlikle siyaset yapacaksam benden yakın olduğum, kesinlikle bana yakışan Adalet ve Kalkınma Partisi diyorsunuz. Allah yolunuzu açık eylesin. Sürece başladı. Süreç devam ediyor.
Siz de tabii ziyaretlerinize başladınız. Evet. Tahmin ediyorum ayın 9'unda da aday adaylığı adaya dönmüş olacak. İnşallah. Ve bunun içerisinde sizin isminiz listede inşallah çıkmış i̇nşallah. Olur. İnşallah. Tüm arkadaşlarımın da olsun, benim de olsun. Evet. Biz de zararlı bir hemşerimizin bizi temsil noktasında her zaman gurur duyarız. Zara dediniz, Zara'nın Canova köyü. Canova köylüsüyüm ama Zara'da doğdum, büyüdüm. Oraya yerleşmiştik. Evet, Zara'ya evet. Zara'da doğdunuz, büyüdünüz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de ağzınıza sağlık, yolunuz açık olsun diyoruz. Amin, inşallah. Evet, sevgili izleyicilerimiz, tabii bizler siz sevgili izleyicilerimize adaylarımızı tanıtırken, eğer sizden gelecek sorulara cevap verecek olursak, şöyle değerlendirmek lazım. Adaylarımız ilçe başkanlarımızı ziyaret etti. Halkın içerisindeki sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Başvurusunu yaptı. Gerisi önce Allah'a sonra büyüklerimize kaldı diyor. Biz de Makbule Kaymak hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Ve son iki soruya tamamlamış oluyoruz. Ve bunlardan bir tanesi. Bulmuş olduğunuz ilçe ikinci bölge. Şayet Allah nasip ederse sizin de bu meclislik vekillik noktasında gerçekleşmiş olursa sizin düşünceleriniz nelerdir? Örneğin ikinci bölgedeki eksiklerimiz nelerdir? Kesinlikle bunu Cumhurbaşkanımız da söyledi. Kentsel dönüşüm konusu çok önemli. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da ikinci bölgemizde 12 tane ilçemiz var. 12 tane ilçemizin hepsinde de kentsel dönüşme ağırlık vermeliyiz. Bu yönde çalışmalıyız. Ulusal Risk Kalkanı Cumhurbaşkanımızın başlattığı programda dirençli, sürdürülebilir, akıllı, ulaşılabilir ve erişilebilir şehirler üretmek adına Türkiye Yüzyılı için hazırım. Evet. Takibinde ikinci bir son sorumuz. Nasip kısmet oldu veya nasip olmadı. Takdir ilahi. Tabii. Bir içerideki konuşmaların da dediği gibi küskünlük devam mı edecek? Hayır, yoksa aynı yola hayır. Devam mı edeceğiz? Kesinlikle yola devam. Kesinlikle yola kesinlikle. Devam ediyoruz. Öyle bir küskünlük partisi değil. Hiçbir arkadaşımızın öyle düşüneceğini zannetmiyorum. Evet. Son siz toparlayın. Ülkemiz için, milletimiz için Ülkemiz, milletimiz, gençlerimiz, çocuklarımız için Türkiye Yüzyılı için hazırız. El ele. Hep birlikte. Birlik olalım, iri olalım, diri olalım. Hep birlikte Türkiye olalım. Evet sevgili izleyicilerimiz, biz de Sayın Makbule Kaymak hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Çıkmış olduğu yolda Rabbim yar ve yardımcısı olsun diyoruz. 28. dönem 2. bölge milletvekili aday adayımız. Allah yolu açık eylesin. Kalbindekini, gönlündekini Rabbim görmüş olur. Hizmet aşkıyla gelmiş oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir başka konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.